Atom modelinden bahsedelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Dalton, Thomson ve Rutherford'un atom modellerinden bahsettik. Son olarak Bohr atom modelinden bahsedeceğiz. Dalton ve Thomson'da çekirdek kavramı yoktur. Biliyorsunuz çekirdek kavramı Rutherford'la başlıyor. Niels Bohr, hidrojenin yayılma spektrumuna dayanarak kendi atom modelini oluşturdu. Hidrojenin çizgi spektrumu ışımanın belli miktarlar halinde yayıldığını gösterir. O halde hidrojenin elektronunun enerjisi kuantlaşmıştır. Elektron yüksek enerjili bir düzeyden daha düşük olan düzeye geçerken enerji farkı ışıma kuantumu olarak yayılmakta ve yayılma spektrumundaki bir çizgiye karşılık gelmektedir. Şimdi arkadaşlarım bor atom modeline göre bir atomda bulunan her elektron çekirdekten ancak belirli uzaklıklarda küresel yörüngelerde bulunabilirler. Bakınız yörünge kavramı burada geçiyor arkadaşlarım. Her yörünge belirli enerji düzeyine sahiptir. Yörüngelerin ortak merkezi çekirdektir. Yörüngeler K, L, M, N gibi harfler ile veya 1, 2, 3, 4 gibi rakamlarla gösterilebilir. Yani K kabuk birinci yörüngeyi, L kabuk ikinci yörüngeyi, M kabuk üçüncü yörüngeyi temsil eder. Her yörüngenin enerjisi eksi 2,18 çarpı 10 üzeri eksi 18 bölü n kare Joule ile hesaplanır. n burada yörüngenin baş sayısı, en ise bu düzeyin enerjisidir. Elektronlar en düşük enerji düzeyinde bulunmak ister arkadaşlar ama bu bunun kararlılığını gösterir ve bu düzeye temel hal düzeyi denir. Madde ısıtıldığında yani enerji aldığında elektronlar daha yüksek enerji düzeyine geçer. Bu durumdaki atomlar uyarılmış haldedir ve kararsızdır. Yüksek enerji düzeyinde bulunan elektron düşük enerji düzeyine inerse aradaki enerji farkına eşit enerjide ışın yayılır. Elektron dış yörüngeden iç yörüngeye geçtiğinde E dış eksi E iç kadarlık enerji bir ışık fotonu şeklinde yayılır. Planck eşitliğine göre arkadaşlarım biliyorsunuz bir foton enerjisi E eşittir. h ve h katları şeklindeydi. Buna göre h eşittir. E dış eksi E iç eşit A. 1 bölü en iç kare eksi 1 bölü en dış karedir. Buradan frekansı çekersem arkadaşlarım a bölü h 1 bölü en iç kare eksi 1 bölü en dış kare olur. 1 bölü lambda biliyorsunuz frekansla dalga boyu ters orantılıdır. a bölü hc 1 bölü en iç kare 1 bölü en dış kare olur. Haş burada Planck sabiti biliyorsunuz 6 virgül 626 çarpı 10 üzeri eksi 34 joule çarpı saniye yaklaşık olarak 6,63 virgül çarpı 10 üzeri eksi 34 joule çarpı saniye alırız demiştim. A burada sabit bir değerdir arkadaşlarım. 2,18 çarpı 10 üzeri eksi 18 jüldür ki bazen sorularda bunu 2 çarpı 10 üzeri eksi 18 kabul ederiz. A bölü HC değeri 1,0979 çarpı 10 üzeri 7 1 bölü metredir. Elektronun yüksek enerji düzeyinden en eşittir iki düzeyine olan geçişlerinde elde edilen spektrum çizgilerinin frekansı 3,289 çarpı 10 üzeri 15, 1 bölü 2'nin karesi, 1 bölü en dış kareden hesaplanır. Buradaki en dış 3, 4, 5 şeklindedir. Yani en az 3 olmalıdır arkadaşlarım. Şimdi hidrojen atomunda bazı elektron geçişleri ve spektrumlarını görüyoruz arkadaşlarım. Burada serilerden bahsedeceğim. Lyman serisi, Balmer serisi, Paşan serisi, Bracket ve Puffin serisinden bahsedeceğiz. Daha yüksek enerji düzeyinden birinci enerji düzeyine geliyorsa arkadaşlarım Lyman serisi, ikiye geliyorsa Balmer, üçe geliyorsa Paşan, dörde geliyorsa Bracket ve beşe geliyorsa Puffin serisidir. Elektron yüksek enerjili bir katmandan en eşittir bir katmanına indiğinde mor ötesi ışık ultraviyole şeklinde enerji yayınlanır. Lyman spektral serisi oluşur. Yüksek enerji katmanından en eşittir iki katmanına elektron geçişleri ise görünür bölgede olur. Buna Balmer spektral serisi denir. Yüksek enerji katmanından en eşittir 3 katmanına olan elektron geçişleri kızıl ötesi bölgede spektrumun çizgileri oluşturarak paşen serisi oluşur. Yüksek enerjili katmandan en eşittir 4 katmanına olan elektron geçişlerine bracket serisi adı verilir. Yüksek enerjili katmandan en eşittir 5 katmanına olan elektron geçişlerine ise pufun serisi adı verilir. Şimdi arkadaşlarım yine görünür bölgenin 380 nanometre ve 760 nanometre aralığında olduğunu biliyoruz. Balmer görünür bölge, Lyman, mor ötesi ultraviyole, Paşen, Bracket, Pfund kızıl ötesi infrarettir. Işıma serilerinin bulunduğu bölgeleri de bu şekilde ifade edebiliriz. Bor atom modeli yapı olarak hidrojene benzeyen helyum artı ve lityum artı 2 gibi tek elektronlu iyonlar için model oluşturabilmiştir. Bakınız dikkat dikkat bor atom modeli sadece hidrojene benzeyenler için model oluşturabilmiş. Bu iyonlar için çekirdek yükü enerji düzeyi denklemi E eşittir eksi 2,18 çarpı 10 üzeri eksi 18 z kare bölü ne kare şeklindedir? Buradaki Z atom numarasını temsil ediyor arkadaşlarım. N ise enerji seviyesini. Buna göre iki enerji seviyesi arasındaki fark delta E eşittir E dış eksi E iç kadar delta E 2,18 çarpı 10 üzeri eksi 18 Z kare 1 bölü en iç kare eksi 1 bölü en dış kare formülünden bulunuyor. Bunu kullanacağız arkadaşlarım sorularımızda. A 2,18 çarpı 10 üzeri eksi 18 sayısıdır. Bazen buraya direkt A da yazabiliyorlar arkadaşlarım. Örneğimizde devam edelim arkadaşlar. Hidrojen atomuna ait uyarılmış halde ve üçüncü enerji düzeyinde bulunan elektronun Lyman serisine göre mor ötesi ışık şeklinde enerjiye yayarak temel hale geldiği bilinmektedir. Buna göre yayılacak enerji kaç jüldür? A değerini 2 çarpı 10 üzeri eksi 18 alacağız. Bakınız Lyman serisine göre diyorsa en eşittir 1'e gelinmiştir. Formülümüzü yazalım arkadaşlarım. Delta E aslında 2,18 çarpı 10 üzeri eksi 18 almam gerekir ama burada 2 çarpı 10 üzeri eksi 18 alıyorum. Z kare 1 bölü en iç kare eksi 1 bölü en dış kare diyorum. Delta E 2 çarpı 10 üzeri eksi 18. Hidrojenin atom numarası 1. Bir. 1'in karesi iç kare. İçte olan enerji düzeyimiz ne olacak arkadaşlarım? 1. Bir, 1'in karesi. Dışta olan 3. Üç, 3'ün karesi. Yani delta E 2 çarpı 10 üzeri eksi 18. 1 eksi 1 bölü 9'dan burası 8 bölü 9 geliyor. Yani 16 bölü 9 çarpı 10 üzeri eksi 18 jüldür. Lityum 3 atomuna ait uyarılmış halde ve 4. enerji düzeyinde bulunan elektronun enerjiye yarak temel hale yani 2. enerji düzeyine geldiği bilinmektedir. Buna göre yayılacak enerji kaç jüldür? Yine A değerini 2 çarpı 10 üzeri eksi 18 alacağız. Şimdi yine formülümü yazıyorum arkadaşlarım. Delta E 2 çarpı 10 üzeri eksi 18 Z kare 1 bölü en iç kare eksi 1 bölü en dış kare. Şimdi delta E 2 çarpı 10 üzeri eksi 18. Lityum 3. 3'ün karesi. Çünkü Z burada atom numarasını temsil ediyor demiştik. İkinci enerji düzeyi ve dördüncü enerji düzeyi var arkadaşlarım. Kim daha içte? 2. O zaman 2'nin karesi. Bu ise 4'ün karesi. Yani delta E eşittir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 18. 9. 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 16'dan. Burası 3 bölü 16 geliyor arkadaşlarım. Burası 1. Burası 8. 27 bölü 8 çarpı 10 üzeri eksi 18 jüldür.